Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün palamut balığı pişirmenin püf noktalarını sizlere vereceğim. Bu palamut balığı tarifini denediğiniz zaman ızgara lezzetinde, mangal lezzetinde evinizde yiyebileceksiniz. Gerçekten yaptıklarınızdan çok farklı bir tarif vereceğim sizlere. Klasiğin çok ötesinde. Belki tabii ki bilenleriniz de olabilir. Ama balıkları pişirirken yapışmadığını göreceksiniz. Yerken o çizgi çizgi haliyle mangal lezzetinde, ızgara tadında yediğinizi göreceksiniz. Ve gerçekten palamut balığı böyle pişirilmeliymiş diyeceksiniz. Yapımı da kolay. Videoyu da baştan sona atlamadan detaylarıyla izlerseniz aynı lezzeti evinizde de uygulayabileceksiniz. Ben 2 adet palamut balığı kullanacağım bu tarifte. 2 balığımızı da halka halka da balıkçımıza kestirdik. İşlemlerine sırasıyla şimdi başlıyorum. Hazırsanız hadi başlayalım. Balıklarımızı güzelce yıkadık. Şimdi bu halka olan yerlerindeki siyah kısımları da temizliyoruz. Daha sonra da şöyle borcamımıza koyuyoruz. Yine yıkıyoruz. 2 adet palamut balığı aldık biz. Büyük balıklardı. Halka halka zaten balıkçımızla kestirdik. Önce balıkları güzelce yıkadık. Daha sonra da bu orta yerindeki siyah kısımlarını alıyoruz ve tekrar yıkıyoruz. İlk işlemimiz bu oluyor. Daha sonra da borcamı da diziyoruz. Borcamıma da sıvı yağ koyuyorum. Biraz da un ilave edip karıştıracağım. Un koymamızın sebebi de arkadaşlar, balıklarımızı kızartırken tavamıza yapışmamasını sağlayacak. Güzelce karıştırdım. Şimdi balıklarımı da şöyle alıyorum. Güzelce her tarafına yağımızı yediriyoruz. Hem yanlarına hem ön ve arka yüzlerine güzelce yağımızı yediriyoruz. Aynı şekilde diğer balıkımızda, bütün balıklarımıza bu işlemi uygulayacağım. Şöyle de bir borcama koyuyorum. Bütün balıklarıma da aynı işlemi uyguluyorum. Hepsini yağlıyorum. Bu şekilde hepsini de bitireceğim. Dediğim gibi bu sayede balıklarımız tavaya yapışmayacak. Sıvı yağın içerisine biraz un koyarsanız, kızartırken iyi de yağlamışsanız balıklarınızı bu şekilde yapışmaz. Bu da bir balık pişirmede püf noktadır arkadaşlar. Döküm tavamı iyice ısıttım ve kızdırdım. Şimdi balıklarımı da diziyorum. Herhangi bir yağ da döküm tavaya koymuyorum kesinlikle. Ocağımda orta ateşte kızartıyorum. Un, sıvı yağın içerisinde un koyduğumuz için tavamıza yapışmayacak. Balıkları da kızarttığınız zaman çizgi çizgi harika böyle ızgara görünümünde bir balık elde edeceğiz. Harika da bir salata yaptık bu arada. Size de onu göstermeden edemeyeceğim. Mor soğanı ben salatalarda ve yemeklerde çok çok seviyorum. Kıvırcığımız var, havucumuz var. Biraz turp ilave ettik. Üzerine zeytinyağı, limon, isteyen nar ekşisi de koyabilir, size kalmış. Biraz da tuz ilave ettik ve salatamız hazır. Ya zaten balıkların vazgeçilmezi biliyorsunuz salatadır.
Yanında da artık şalgam mı tercih edersiniz ya da içecek olarak ne isterseniz onu da içebilirsiniz. Şimdi balıklarımızı da çevireceğim. Şöyle bakın, ızgara kıvamında, mangal kıvamında olduğunu görmenizi istedim. Çizgi çizgi. Balıklarımı da artık tabağımıza da alıyorum. Izgara lezzetinde nefis palamut balıklarımız hazır. Ben döküm tavada kızarttım ama isterseniz normal tavada da kızartabilirsiniz size. Deneyenlere afiyet olsun. Serkan'ın mutfağı ailemize katılın. Videolarımızda birçok yemek tarifini böyle anlatımlı ölçüleriyle bulabilirsiniz. Nefis palamut balıklarımız hazır. Gördüğünüz gibi hem görünümüyle, hem sunumuyla, hem de lezzetiyle herkesi çok mutlu edecek bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Serkan'ın mutfağı yemek tarifleri ailemize katılın. Videolarımızda birçok pratik yemek tarifini böyle anlatımlı ölçülerle bulabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.